Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir yemek tarifim olacak. Patlıcanlı tava kebabı. Bunun için malzemelerim yarım kilo orta yağlı kıyma var elimde. Ve bir tane kapya kırmızı biber, bir tane yeşil biber, bir kuru soğan, bir diş sarımsak ve biraz maydanoz robottan çektim. Bunu ekliyorum. Baharatını ekleyeceğim. Ben 7 bahar kullanıyorum. Bunun yerine karabiber, kimyon, pul biber ekleyebilirsiniz. Acı olmasını istiyorsanız tabii ki de pul biberi fazla ekleyin. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı kadar. Tuzunu da ekliyorum. Güzelce yoğuracağım. Yoğurulması çok önemli. Lezzetin birbirine karışması için. Böyle yarım saat yoğuracağım. Ve köftelerinizi mutlaka dinlendirmenizi tavsiye ederim. Hemen yapmayın. Ben genelde bir gün önce yapıyorum. Ertesi güne bir gece dinlendiriyorum. Lezzeti daha güzel oluyor. Zamanınız yoksa en az 2-3 saat bekletin. Köfteyi güzelce yoğurdum. Çok güzel görünüyor. Tadı da tuzu da harika. Tabii yoğururken tadına, baharatına bakıp damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Şimdi köfteyi birkaç saat buzdolabında dinlendireceğim, bekleteceğim. Ondan sonra fırına göndereceğim. Köftem güzelce buzdolabında birkaç saat dinlendi. Şimdi köfteyi fırına vermeden önce elimde 3 tane patlıcanım var. Patlıcanları ince ince dilimleyeceğim ve yağlayıp tost makinesinde kızartma gibi pişireceğim. Dilerseniz tabi yağda da kızartabilirsiniz. Tercih sizin. Böyle böyle patlıcanları dilimledim. Bolca üzerlerine yağ sürüyorum. İki taraflı. Tost makinesinde kızartacağım. Kızartmış gibi, sanki yağda kızartmış gibi oluyor zaten. Patlıcanları güzelce tost makinesinde kızarttım. Kızartmadan, yağda kızarmadan gerçekten hiçbir farkı yok. Hem daha sağlıklı hem daha kolay. Kıymayı şimdi yuvarlak büyük borcamım var elimde. Güzelce içini yağladım, kenarlarını. Kıymaya ilave ediyorum. Elimle yayıyorum kıymayı. Köfteyi güzelce eşit şekilde tepsiye yaydım. Elimde 3 tane rendelediğim domates var. Rendelenmiş domates. Bunu da şöyle üzerine yayıyorum köftenin. Domatesin üzerine de güzelce patlıcanları uzun uzun diziyorum. Patlıcanları dizme işlemim de bitti. Şimdi patlıcanların üzerine salçalı sos gezdireceğim.
salçayla sıcak suyla biraz karıştırdım. İçine tuz ilave ettim. Şöyle döküyorum. Fırını da açtım. Ortasına da domates koyuyorum. 200 derece fırında 25-30 dakika pişireceğim. Üzerine fırın kağıdıyla kapatacağım. İndirmeye yakında fırın kağıdını açacağım. Şöyle 5-10 dakikada üzeri açık pişireceğim. Patlıcanlı tepsi kebabım güzelce pişti. Fırından çıkardım. Çok lezzetli görünüyor. Misafirlerinize ikram edebileceğiniz değişik bir lezzet. Ben bu tarifleri fırında hani böyle sulu seviyorum. Kuru olunca sevmiyorum. Siz daha kuru olsun, sulu sulu kalmasın derseniz salçalı sosunu az kullanın. Ben böyle seviyorum, böyle tercih ediyorum. Ve bu köfte bayağı bir küçülüyor gördüğünüz gibi. Çekme yapıyor haliyle. Bu verdiğim ölçülerden 4-5 kişiye rahatlıkla servis yapabilirsiniz. Umarım sizler de bu tarifimi yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.